izleyicilerimizi de üzmek bahasına, sizi de üzmek istemem ama kötü bir haberim var. Çok değerli bir Cumhuriyet Gazetesi yazarını kaybettik. Erdal Atabek'i kaybettik. Onun için çok üzgünüz, ben çok üzgünüm. Erdal Atabek biliyorsunuz bir hekim ama çok özel bir doktordu. Barış Derneği davasından haksız ve hukuksuz bir biçimde aylarca hatta yılı aşkın bir biçimde hapis yattı. Kendisinin hem gazetecilikte köşe yazarı olarak Türkiye'ye çok büyük katkıları vardır. Hem de sağlık hizmetleri açısından bir defa çok uzun yıllar Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanlığı yapmıştır yıllarca. Ve Türk Tabipleri Birliği'nin yani meslek kuruluşunun bu noktalara taşınmasında, bu güce kavuşmasında çok büyük katkıları vardır. Sonra çok iyi hatırlıyorum Ecevit'in başbakanlığı sırasında Sosyal Güvenlik, Sosyal Sigortalar Kurumu genel müdürü oldu. Bir süre onu yaptı. Sonra da gayet ilginç bir biçimde Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurucu müsteşarlığını yaptı. Yani Türkiye'deki o sayılı müsteşarlardan biridir emeği geçmiş olan. Ve işte 1900'lerin sonuna doğru köşe yazarlığına başladı. Cumhuriyet'te çok uzun yıllardır köşe yazarlığı yaptı. Ve hem hekim olarak hem insan olarak hem özellikle tabii insanın ruhuna giren ve onu iyileştirmeyi amaçlayan bir adeta filozof doktordu. Tam bir devrimciydi, tam bir cumhuriyetçiydi, tam bir Atatürkçüydü. Tam o sizinle yani değerli izleyiciler hemen burada bir parantez açayım. Merdan Bey'le bizim üzerinde durduğumuz demokratlık, devrimci demokratlık. Onun için Merdan Bey'e hitaben şunu söyleyeceğim. Tam o sizinle birlikte üzerinde uzlaştığımız terim olarak devrimci demokratlık kavramının yaşayan simgesiydi Erdal Atabek. Tam bir devrimci demokrattı. Çünkü demokratlık eğer devrimci olunmazsa hiçbir işe yaramıyor. Daha da kötüsü herkes bir yere çekiyor. Siz de demokratlık uğruna demokrasinin yok edilmesine destek filan verenlerin arasında ezilip gidiyorsunuz. 1950'den 1960'a kadar Türkiye'nin trajedisi budur. Adı demokrat olan parti ve demokrasi sayesinde iktidara gelen parti, Demokrat Parti, demokratik rejimi perişan etti. Tarihin çöplüğüne attı gitti. Yani tek parti döneminden daha sert şeyler yaptı. CHP'nin mallarına el koydu. Kendisini iktidara getiren, kendisine iktidarı ikram eden CHP'nin mallarına el koydu. Kendisine oy vermedi diye Kırşehir'i ilden ilçeye çevirdi. Daha bir sürü şey, yani yaşlı gazetecileri hapsetti, parti genel başkanlarını hapsetti filan. Onun için devrimci demokrat olmak. İşte Erdal Atabek, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bir devrimci demokrattı. Sevgili Yanardağ, bu haberi size vermekten çok büyük üzüntü duyuyorum. Belki siz de hem Almanya'ya verdiğiniz, Alman gazetesine verdiğiniz demeç, hem de Erdal Atabek'in anısı için bir iki şey söylemek istersiniz. Buyurun efendim. Elbette, elbette. Erdal Atabek'in, ki kendisini tanıyorum, ben anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Çok önemli bir bilim insanı, her şeyden önce çok önemli bir bilim insanı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yaptığı gibi uzunca bir süre, esas olarak Türkiye'de demokratik hak ve özgürlükler için yürütülen mücadelede, toplumcu mücadelede, halkçı mücadelede önemli bir yere sahip. Halkçı hekimcilik akımının, hekimlik akımının, koruyucu hekimlik, halkçı hekimlik, toplum sağlığı konusunda çok önemli, felsefi bakımdan çok önemli bir bilinç, toplumun bilinç yükseltmesi demeyeceğim buna. Türkiye'deki aydınların, solcuların bile bilincinin bu yönde oluşturulmasında önemli katkıları olan bir hekim, bir yazar, bir entelektüel bu bakımdan önemli. Biz zannediyorum aynı dönemlerde 12 Eylül döneminde ki kendisi Barış Derneği davasından hapis yattı. Ben yine hapis yatmıştım. Ben Bartın
İstanbul'dan Bartın cezaevine gönderildiğim zaman, yani Cumhuriyet'te onun yazıları eksikti. Yani biz bakardık çünkü yazılarına, dikkatle izlerdik, takip ederdik. Ali Sirmen gibi, o Ali Sirmen de Samim Lütfi adıyla bir süre sonra yazılar yazmıyor. Hatta Bekri Çeşnici diye yemek yazıları yazmaya başlamıştı. Evet. Rahmetli Ali Sirmen. Biz cezaevinde ya bu Bekri Çeşnici'nin de gittiği yerlere gitmek lazım diye. En sonunda hiç unutmuyorum, Gümüşsuyu'nda bir hamburgerciyi, yani bir büfeyi yazmıştı. Daha sonra ben o büfeye, ki bu büfeye daha önce gitmiştim ama daha sonra gitmemin tek nedeni, ki oradan geçtiğimde sık sık gider gitmeye başlamıştım. Tek nedeni Bekri Çeşnici, yani Ali Sirmen'di. Bunun gibi Erdal Atabek'in de sağlık ve toplumsal sağlık konusunda yazdıkları yazıların yanı sıra esas olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi konusundaki verdiği mücadele önemliydi ve bizim dünyamıza ait bir entelektüeldi, bir aydındı. Anıları önünde her ikisini de bu arada tabii Ali Sirmen'i de anmış oldum. Doğru. Özellikle bugün kaybettiğimiz için Erdal Atabek'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ne diyeyim, ruhu şad olsun. Evet. Almanya'daki gazeteye ne dediniz, neler anlattınız Türkiye için? Hocam Tele1.com.tr'de var, Tele1 web sitesinde var. Taz gazetesi Almanya'nın saygın, etkin, demokrat gazetelerinden biri. Gazete benimle bir röportaj yaptı, kendileri teklif etti bu röportajı. Türkiye'deki bir kişisel olarak benim gazetecilik yaşamıma ilişkin sorular sordular. Neden tutuklandığımı, Tele1'i ve yaşadıklarımı sordular. Onun ardından Türkiye'deki siyasal düzene ilişkin bir dizi soru sordular. Onları değerlendirdim. Son siyasal gelişmeleri değerlendiren, yani bunu merak eden bir röportajdı. Hem basılı gazetede yer aldı ki yarın vereceğimiz konferansa da topluca bir gazete gönderecekler. Arkadaşlarımızın, burada konferansı düzenleyen arkadaşlarımızın talebi üzerine Taz gazetesi basılı gazeteden de konferans salonuna gönderecek. Ve internet edisyonunda da, internet yayınında da genişçe yer vermişler ama merak eden seyircilerimiz, izleyicilerimiz Tele1.com.tr'de Türkçe çevirisini okuyabilirler. Benim neden tutuklandığımı, tutuklanma nedenlerimi geçen dönemde 14-28 Mayıs seçimlerini, yerel seçimleri, yerel seçimler sonrasında yaşanan sorunları ve Türkiye'nin nereye gittiğini sorgulayan bir söyleşi oldu. Hemen hemen tam sayfa yayınladılar basılı gazetede. İnternet edisyonunda da, internet yayınında da, web yayınında da çok daha geniş bir şekilde yer alıyor hocam. Evet. Şimdi siz oralardasınız ve Avrupa'nın gündemine odaklandığım için dediniz, daha Türkiye'de neler olup bittiğini bir şöyle bir dinlesek dediniz. Fakat bizde hiçbir yenilik yok. Bizde hala bir gezi direnişinin hayaleti var iktidarın üzerinde. Siz onu çok iyi söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki korkuyorlar geziden. Evet. Geziden korkuyorlar çünkü halkın demokrasi isteğinden korkuyorlar. Çünkü bunu 40 defa konuştuk bu programda. Siz de aynı görüştesiniz. Gezi direnişi, Gezi Parkı direnişi bu iktidarın mağduriyet edebiyatıyla yaptığı ve takındığı maskeyi, mağduriyet edebiyatıyla yaptığı demokrasi propagandasını ve taktığı demokrat maskesini düşüren olaydı. Ve Türkiye'de seçmenin artık bu iktidarın otoriterliğini, ceberrutluğunu fark ettiği ve ona isyan ettiği bir olaydı. 2013 Haziran, Mayıs 27'de başladı, Temmuz ortasına kadar sürdü. İktidarın demokratlık maskesini düşüren bir ulusal tepki olduğu için bütün Türkiye çapında, iki il hariç bütün illerde katılımcıların, milyonların katıldığı bir tepki olduğu için
Ondan korkuyorlar. Nitekim Gezi'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye biz kitap yazdık. Kitabımız var ve gerçekten Gezi'den sonra hiçbir şey olmadı. Bakın hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ne olmadı? En önemlisi Fethullah Gülen ittifakıyla araları bozuldu. Paylaşım savaşı çıktı. 17-25 Aralık oldu. Fethullah Gülenci yöneticiler ve yargıç ve savcılar, daha çok savcılar ve onların emrindeki polisler yolsuzluk dosyaları, yolsuzluk olaylarının üstüne gittiler. Ve iktidarı yolsuzlukla suçlayarak belki de değiştirmeye çalıştılar ki iktidarın yorumu...